Şimdi gelelim. Ha, bu arada milli eğitimin durumu bu. Atama konusunda mülakatla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Gerçekten de mülakat zaten yapmıyorlar. Atama yaptıkları için benim de demin biraz önce dilim sürçtü. Yapmıyorlar yani. Onlar direkt atıyor torpilli bir şekilde filan diye iddialar var. Görüyorsunuz, siz de yaşıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı'nın umurunda mı? Bakanların umurunda mı? Yok. Atatürk'süz müfredata tepkiler büyüyor. Baş öğretmen Atatürk, bu müfredattan körlük. Bu Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı olamaz. Bunu geri çekin dedik. Bu tartışılacak bir tarafı yok. Doğruluğuna inanıyorum. Çocuklara daha fazla yazık etmemelisiniz. 10 yılda hazırlandığı açıklanan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli isimli müfredat taslağına dair değerlendirme süreci devam ederken Eğitim İş Sendikası Bakan Yusuf Tekin'le bir saatlik görüşme yaptı. Bakanlığın kapısında Atatürk'süz müfredata tepki yükselirken Yusuf Tekin geri adım atmayacaklarını açıkladı. Bizim burada bir değişiklik yapmamız gerektiği çok açık. Bu modelle okullardan çağdaşlığı içselleştirmiş, özgür iradeli bireyler yetişmez. Bizim çocuklarımızı tekkede mürük yetiştirir gibi yetiştirmenize izin vermeyeceğiz. AK Parti'nin sloganı da olan Türkiye 100 yılı ismini taşıyan yeni müfredatı anlatan ortak metinde Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinden hiç bahsedilmiyor. Eğitim sendikaları da muhalefette yeni müfredat için parti programı diyor. İktidar milli eğitimi Türksüz ve Cumhuriyetsiz yapmak için fikri tutsak, irfanı prangalı nesiller yaratmak adına her yolu deniyor. Açıklandığı ilk günden bugüne hem içeriğine hem adına tepki gösteren Eğitim Sendikası bugün topladığı 100 bin imzayı, eğitim çerçeve planını ve taslak değerlendirme raporunu bakanlığa sunuyor. Toplam 572 sayfası din, vatandaşlığa gelince 40 sayfa, Türkçe gelince 88 sayfa. Bu bile ne olduğunu gösteriyor. Taslak müfredatta coğrafya derslerinde mavi vatan olgusu da yer alacak. Türkiye'nin denizlerdeki hukuksal, coğrafi haklarına dair mücadelesi vatanseverlik olgusuyla anlatılacak. Ama mavi vatan kavramının isim babası emekli amiral Cem Gürdeniz de yeni müfredata tepki gösterdi. Mavi vatanın Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına girmesi nedeniyle tebrik edenler oluyor. Onlara sevinemediğimi söylüyorum. Çünkü aynı müfredatta Türk devrimi yok, Şehzade ayaklanması yok, Kubilay ve Menemen kalkışması yok, köy enstitüleri yok, Kemalizm yok, Atatürk'ün felsefesi yok. Kısacası Atatürk ve Cumhuriyet'in özü yok. Onların olmadığı bir öğretide mavi vatanın olmasının önemi yoktur. Müfredatta ideolojik fanteziler peşinde koşacağına, öğretmenlerin yakıcı sorunlarına çözüm bulmaya çaba sarf et Milli Eğitim Bakanı. Öğrencileri tarafından öldürülen okul müdürleri ve öğretmenler var. İşte bunlar sizin 22 yıldır inşa ettiğiniz düzenin sonuçlarıdır. Milli Eğitim Bakanı değil, adeta CAK Başkanı, Cemaat Akreditasyon Kurumu. Yusuf Tekin de bu yaptıklarıyla aslında bir beka sorunu haline gelmiştir. İki öğrencinin velisi olarak Bakan Yusuf Tekin'e doğrudan kırmızı kart çıkarıyor. Bakan Yusuf Tekin ve taslak Türkiye 100 yılı marif modeli ismiyle hazırlanan müfredata tepki her geçen gün daha da büyüyor.